Bu gördüğünüz kurşun asit pillerin içinde gerçekleşen tepkime. Bu piller için katı haldeki kurşun artı kurşun dioksit, kurşun sülfata dönüşüyor. Bu videodaki amacımızsa asidik çözelti içinde gerçekleşen bu redoks tepkimesini denkleştirmek. Ama önce bu pillerle uğraşırken karşımıza sülfürik asidin de çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor. Bir önceki videoda asidik çözeltilerde gerçekleşen redoks tepkimelerinin nasıl denkleştirilmesi gerektiğini öğrenmiştik. Aslında bu videoda da kurşun asit pilleri örneği kullanarak bu konunun bir tekrarını yapacağız diyebilirim. İlk yapacağımız şey yükseltgenme basamaklarını bulmak. O zaman katı haldeki kurşundan başlayalım. Element halinde yükseltgenme basamağı 0 olduğuna göre bu kurşunun yükseltgenme basamağı 0. Sırada kurşun dioksit var. Oksijen için yükseltgenme basamağı eksi 2. 2 oksijen olduğuna göre toplamda eksi 4 oluyor. Nötr bir bileşiğin yükseltgenme basamağı 0 olduğuna göre kurşunun bu bileşikteki yükseltgenme basamağı artı 4 olmalı. O zaman kurşun sülfata geçelim. Sülfatı SO42 eksi olarak gösteriyoruz. Dolayısıyla bu bileşikteki kurşunun artı 2 olması gerekiyor. Yani artı 2 yüklü kurşun katyonu. Bir diğer deyişle kurşunun bu bileşikteki yükseltgenme basamağı artı 2 olacak. Bundan sonra yapmamız gereken yükseltgenme yarı tepkimesini yazmak. Sizce burada yükseltgenen hangisi? Kurşunun yükseltgenme basamağı sıfırdan artı 2'ye çıkıyor. Yükseltgenme basamağı artıyor. E, bu da zaten yükseltgenme demek. Demek ki buraya kurşunun artı 2 yüklü katyona dönüştüğü yükseltgenme tepkimesini yazabiliriz. Bu tepkime de sülfat olduğuna göre iki tarafa da sülfat eklememiz gerekiyor. Eğer bu tarafta katı halde kurşun artı SO4-2- olursa sonuçta kurşun sülfat yani PbSO4 elde edebiliriz. Bundan sonra atom sayılarına bakmamız gerekiyor. Solda da sağda da bir kurşun atomu var. Aynı şekilde hem solda hem sağda bir kükürt görüyoruz. Oksijenlerde de değişen bir şey yok. İki tarafta da dörder tane var. Bütün atomlar denkleştirilmiş durumda diyebiliriz. Öyleyse şimdi yükleri denkleştirmeye geçebiliriz. Yükleri elektron ekleyerek dengelediğimizi hatırlıyor olmalısınız. Ama bunun için hangi tarafa kaç tane elektron eklememiz gerektiğini bulmamız gerekiyor. Sol tarafta iki negatif yükümüz var. Sağ taraftaki toplam yükse sıfır. Amacımız bu yükleri eşitlemek olduğuna göre, sağ tarafa 2 elektron eklememiz gerekiyor. Böylece yükler eşitlenmiş oldu. Hatırlayalım, yükseltgenme elektron kaybetmek demekti. Ayrıca, burada hatırlatmak istediğim bir başka nokta, bu yarı tepkimenin anotta gerçekleşiyor olması. Bundan sonra yapmamız gereken indirgenme yarı tepkimesi. Öncelikle bu yarı tepkimeyi yazarak başlayalım. Yükseltgenme basamağının artı 4'ten, artı 2'ye düştüğünü görüyoruz. Yani yükseltgenme basamağı azalıyor. İndirgenme yarı tepkimesinde PbO2, Pb2 artıya dönüşecek. Sonuçta var olduğunu bildiğimize göre buraya bir de sülfat eklememiz gerekiyor. O zaman sol tarafta PbO2 artı So4 2 eksi kalacak. Sağda ise PbSo4 olması gerekiyor. Bundan sonra atomları denkleştirmemiz gerekiyor. İlk olarak kurşuna başlayalım. Solda da, sağda da bir tane var. Sorun yok. Aynı şekilde kükürt de denk duruyor. Solda da, sağda da bir tane kükürt var. Şimdi oksijene geçebiliriz. Önce sol tarafa bakalım. Burada iki, buradaysa dört tane var. Toplamda altı tane oksijen ediyor. Sağda ise sadece dört tane var. Oksijenleri denkleştirmek için yapmamız gereken tabii ki su molekülü eklemek. Sağ tarafta fazladan iki oksijene ihtiyacımız olduğuna göre o tarafa 2 su molekülü eklemeliyiz. Böylece uygun oksijen sayısına da ulaşmış oluruz. Sonuçta sağ tarafa 2 tane oksijen eklemiş olduk. Bundan sonra aşartı ekleyerek hidrojenleri denkleştirmemiz gerekiyor. Sağ tarafa bakarak başlayalım. Sağda 4 tane hidrojen var. Solda ise hiç yok. Demek ki sol tarafa 4 tane proton eklememiz gerekiyor sola 4 tane proton eklediğimiz zaman hidrojenlerde dengelenmiş oluyor. İki tarafta da 4 tane olmuş oldu. Bundan sonra yükleri denkleştiriyoruz. Soldaki toplam yüke bir bakalım. 4 tane pozitif, 2 tane negatif yükümüz var. Toplamda 2 pozitif yüke sahibiz. Sağda ise yük yok. Yani toplam yük 0. Öyleyse sol tarafa 2 elektron ekleyerek yükleri dengelememiz mümkün. Evet, bu şekilde yükler de dengelenmiş oldu. Hatta bu şekilde indirgenme yarı tepkimesini de elde etmiş olduk. Bu tepkime de pilin katodunda gerçekleşiyor. Artık iki reaksiyonu birbirine ekleyebiliriz. İki yarı tepkimedeki elektron sayıları eşit olduğu için bunu doğrudan yapabiliyoruz. Sonuçta değiştirmemiz veya eşitlememiz gereken bir şey yok. Öncelikle bu reaksiyonu kutu içine alalım. Yükseltgenme yarı reaksiyonu için 2 elektron kaybetmiştik. İndirgenme yarı reaksiyonunda ise 2 tane kazanmış olduk. Dolayısıyla bu elektronlar birbirini götürecek. Şimdi bu iki reaksiyonu birbirine ekleyerek toplam tepkimeyi de elde etmeye çalışalım. Reaktantlardan başlayalım. İlk olarak kurşun ve sülfat var. Devam etmeden bunları yazalım. Pb artı SO4 2 eksi. Buradaki reaktantlarsa 4H artı PbO2 ve co 4 2 eksi. Onları da buraya ekleyelim. 4H artı, artı PbO2 artı SO4 2 eksi. Ürünlere gelirsek, burada elimizde PbSO4 var. Burada da PbSO4 ve 2H2O. PbSO4 ve 2H2O. Elektronları zaten biraz önce elemiştik. Onlar hakkında düşünmemize gerek yok. Ama elimize kalanları biraz daha basitleştirebilir miyiz diye bir bakalım. Acaba bu tepkimeyi nasıl sadeleştirebiliriz? Sol tarafta ilk olarak kurşun var. Yani PB artı PBO2 artı 4 taş artı ve 2 tane de sülfat var. Evet 2 tane var. O zaman 2SO4 2 eksi yazabiliriz. Ürünler içinse 2 PbSO4 ve 2 tane de H2O yazabiliriz. Sonunda bitirdik. Kurşun asit piller için toplam tepkimeyi elde ettik. Aslında farklı kimya kitaplarında bu tepkimenin biraz daha değişik yazılmış olduğunu görebilirsiniz. Mesela bu protonların ikisi sülfatlara eklenmiş olabilir. Böylece elinizde sülfat yerine HSO4- ve kalan 2 proton olur. 2 aşartıdan bahsediyorum. Sonuçta aynı tepkime. Sadece farklı bir şekilde yazılmış. Bu esasında voltaik bir hücre. Yani istemli olarak gerçekleşen bu tepkimeden bir potansiyel gerilim elde ediyorsunuz. Bu hücrelerden biri yaklaşık pozitif 2 volt diyebilirim. Başka bir deyişle hücre potansiyeli yaklaşık olarak 2 volt. Hatta bu hücrelerden 6 tane alıp birbirine eklerseniz bir araba aküsü elde etmiş olursunuz. Sonuçta bir araba aküsü her biri 2 volt çarpı 6 hücre toplamda 12 volt akımdan oluşuyor. Araba aküsü yükünü boşalttığı zaman istemli gerçekleşen bu redoks tepkimesi bir akım gönderiyor ve böylece araba motoru çalışıyor. Araba çalışırken de bu tepkime ters yöne dönüyor. Bu da kurşun asit pilin tekrar şarj olmasını sağlıyor. Burada gördüğünüz kurşun sülfat aslında bir katı olduğuna göre bu tepkimenin ters yönde gerçekleşmeye hazır olduğunu söyleyebiliriz. Yani geri dönüp yarı tepkimeleri teker teker incelersek ikisinde de kurşun sülfatı olduğunu görebiliriz. Aslında kurşun sülfat elektrotlara çöken bir katı da diyebiliriz. Bu şekilde de ters yöndeki tepkime de doğrudan gerçekleşebiliyor ve siz de pilinizi tekrar şarj edebiliyorsunuz. Yani ilk olarak bunu bir voltaik hücre olarak düşünüp istemli gerçekleşen bir redoks tepkimesiyle bir akım ürettiğini söyleyebiliriz. Ama bunu aynı zamanda bir elektrolitik hücre olarak alıp pili şarj etmek için akım kullandığını da düşünebiliriz. Demek ki akım kendiliğinden gerçekleşmeyen bir tepkimenin gerçekleşmesini sağlayabiliyor. Öyleyse kurşun asit bataryaların tekrar şarj edilebilir özelliği var diyebiliriz. Bu da araba akülerinde kullanılmak için büyük bir avantaj sağlıyor. Sonuçta çok uzun süre kullanılabiliyorlar.